Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsanın kapanış itibariyle yine değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Yurt dışı piyasalara bakacağız. S&P'nin pozitifliği dikkat çekici. DAX'da pozitif seyir devam ediyor. Altında yatay bant, gümüşte yukarı eğilim devam ediyor. Altına yetişmeye çalışıyor. Geride kaldı. Bitcoin'de pozitif seyir devam ediyor. En yani nihayetinde 25 bin de geçtiği görülüyor. Diğer piyasalara da bakacağız. VIX endeksinde bir geri çekilme var. S&P tabi toparladığı için VIX endeksinde bir geri çekilme dikkat çekici. Arjantin piyasasında pozitiflik yani dünkü sert düşüşün tepkisini vermiş görünüyor. %5'e yakın yoksa dün kapanış sergilemişti. Dolar, endeksinde de hafif bir toparlama dikkat çekici. Şimdi biz başlayalım. Yaklaşık %2,5'luk bir ikilik, 2 2,5'luk bir eksi seyir var. Öncelikle geçmiş olsun arkadaşlar. Endekste yükselişler de düşüşler de sonucu normal arkadaşlar. Onu belirtelim. Yapının zaten aşağı eğilimli olduğu dikkat çekiciydi uzun bir çubuk geldi. Yaklaşık 4 gündür kırmızı olan mumlarla birinci gün zayıf bir mum sonra daha küçük bir mum. Dün de kırmızı ve bugün daha sert günlük 21 emayı da kıran bir mumla karşılaştık. Özellikle şurada yükselen hattı var. Hat var. O hattın da altında kapanış sergilemiş oldu. Yapı sat yapısı bizim yapısal modele göre sat yapısı dikkat çekiciydi. Şu bölgedeki yapıya Temkinin yaklaşılması gerektiği açık. Dolayısıyla bu bunun kırılmasıyla beraber bugün her ne kadar sabahki hafif geri çekilme yüzde bir bir eksiden sonra gelen tepki hareketi neredeyse artıya geçmeye yakınken bakın beş dakikalıklara bakıldığında bunu göreceğiz. Son bir saatte gelen realizasyon hedef değerler direnç yerler görüldükten sonra gelen realizasyon ve günün en dibinde kapanış yaptı ki vadeli piyasada satışlar %3'ü buldu negatiflik. Burada da yine yükselişin e, hedef değere kadar gittiği ve orada hedefi tamamladıktan sonra ise e, realizasyonla sonuçlandığı ve bir bir çeşit şelale diye ifade edilen e, sert geri çekilmeli günün en dibinde kapattığı görülüyor. Vadeli piyasalara da bakıldığında yarın da e, negatif tabloya işaret ediyor. Bunlar tabii arkadaşlar piyasanın normal dinamikleri. Şu bölge destek bölgesi biraz daha aşağı sarkabilir. Yani gün içerisinde de şu bölge destekti. Bu kısımda tepki hareketi normaldi. Şu biraz abartı bir tepki oldu. Hedef değeri görene kadar geldi fakat ondan sonra gelen sert satışlar dikkat çekiciydi arkadaşlar. Arjantin piyasası dün %4 düşmüştü biz de Bunlara yetişircesine bugün %2,5'luk bir geri çekilme oldu. Tahtalara da aslında bu geri çekilme farklı şekillerde yansıdı. Şöyle bir geri, çek... geri bak dönelim bir bakalım. Bist yüzde tahtalardaki genel durum Türk Hava 2 yüzde iki iki buçuk endeks kadar bir geri çekilme dikkat çekici. Asya'da hafif bir artı kapanış var yüzde iki civarında Tüpraş'ta yüzde üç. Daha aşağılara doğru bakalım indiğimde Aksen'de yüzde üçlük bir geri çekilme. Aksen uzun zamandır realizasyon devam ediyor. Arçelik yüzde otuzları gördükten sonra yüzde iki buçukluk bir geri çekilme. Alarko güçlü tahtalardan bir tanesi de yüzde altı civarında bugün satış yemiş. Yine güçlü tahtaların bir tanesi BİM diye bugün de %4.5 civarında satış yemiş. Doğan Holding 10'lu rakamları gördükten sonra gelen satış %3 civarında da orada bir satış var. Tahtalarda emlakta %5'e yakın bir satış var. Froto'da %5'e yakın bir satış var. Gübre'de yani genel olarak tahtalara bakıldığında tamamında %3, %4'lük bir satış. Dikkat çekici. Karsan'da yine %4'lük bir satış var. Koç Holding %4, %5. Zirve değeri görmüştük. Odaş'ta %8'e yakın bir satış var. Petkim'de yine aynı şekilde. Pegasus yine aynı şekilde. Bakalım %4, %5. Şişe en güçlü tahtalardan bir tanesi görünüyor. Endeks bu kadar sert satışına rağmen dik durmayı başarmış arkadaşlar. E Tabii bu realize olmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak dikkat çekin. Yani Sasa'da %5. Dün pozitif bir seyir varken bugün negatife dönmüş. Sabancı olduk %2.5. Tahtaların geneli %2-3 civarında. Çok aşırı bir satış yok. Yani tabanlar görülmemiş. Yani %2-3'lük bir geri çekilme normal makul karşılanacak düzeltmeler arkadaşlar. Ama bu önemli. olan bundan sonra ne olacağı? Ee, Tabi bu kanalın izleyicileri e, bu anlamda e, fiyatları önceden takip edebiliyorlar. Yani bizim değerlendirmelerimiz e, bir anlamda piyasanın yönüne ilişkin olduğundan dolayı hareketinin yönünü e, bir şekilde arkadaşlar öngörebilme, takip edebilme, isabetli bir şekilde izleyebilme, dolayısıyla ona göre de tedbir alabilmesi mümkün olabiliyor kişilerin eğer buna. Tabii kanalı düzenli olarak izliyorlarsa ve yorumlarımıza da genel olarak bakıyorlarsa. Şimdi şu bölgede özellikle gelen sert satış vardı ki bu bir sinyaldi arkadaşlar. Dün de şu bölgeye kadar buradaki hedefin gerçekleşmesi basamak şeklinde bir satış var. Tepkiye basamağı tamamladı ve bugün de yine basamağı tamamladı. Bu saatlik bir grafik. Saatlik ortalamaya bakın vuruyor. Saatlik ortalamaya geçemiyor. 5.325'e kadar, 30'a kadar gelen bir tepki hareketi vardı. Fakat son 1 saatte gelen sert satış. Tekrar şu bölge, özellikle pinli bölge tekrar sınandı arkadaşlar. Yani o bölgeye doğru bir geri çekilme devam etti. Burada önemli destek hatları 5.200 seviyesi. Önemli bir destek attı 5.200 seviyesinde kadar bir geri çekilme ve kapanışı sergiledi 5.200 civarında. Burada tabi Negatif taraftayız. Hani eskisi gibi pozitif çok rahat konuşamıyoruz ve hedef değerleri de yukarıda e, bütün hareketleri e, bir tepki olarak 5400'ü dün e, konuştuğumuz seviye. Şimdi ise rakamın 5.350 olduğunu söyleyebiliriz. 5.350'nin üstü çünkü gittikçe bu aşağı doğru gelecek. 5.350'nin üstünü pozitif değerlendireceğiz. 5.350'ye kadar gelen her hareket satış fırsatı olarak değerlendiriliyor yatırımcılara e, ve tahtalarda bir realizasyon için. Fırsat kullanıyor arkadaşlar. Bu saatlik ortalamanın altındayız. Bu dikkat çekici. Günlük ortalamanın altına sarktık. O da dikkat çekici. Bakın 4 saatliklerin zaten altına geldik ve satışlar devam ediyor. 4 saatliklere bakıldığında ve son saatte gelen satış dikkat çekici. Burada destek hatlarının, en önemli destek hatlarının bir tanesi şu bölgeydi. 5200, 5.150 seviyesi ve şu pinli bölgenin olduğu yer 5.000 seviyesi. 4.950 ve 5.000 seviyesi. Bu bölgede dik durmaya çalışacaktır. En önemli destek attı şu an için 5.000 seviyesi. Ara destek de 5.200'de. Ee, esas destek, ana destek de 4.950 ve 5.000 seviyesinden geçiyor. Daha aşağılarda da 4.400 seviyesi hareketinin başladığı yer olarak e, bakacağımız yer, şu bölge. Bakacağımız yer. Tabii buraya artık birinci, ikinci ve üçüncü kez eğer ileriki aşamalarda gelecek olursa burasının e, tutup tutmadığı tartışılacak arkadaşlar. Bu tabii ileriki aşamalarda konuşacağımız e, senaryolar olacak. Şu anda dünyada e, bir işte banka batışından sonra gelen e, kriz satışları e, duruldu. Onu söyleyeyim. Biz biraz kendi dinamiklerimize ilişkin e, hareket ediyoruz. Yani satışa zaten geç başlamıştık. Aradaki farkı satış yönünde aradaki farkı kapatıyoruz. Onlarda yurt dışı piyasalarda %2'ye yakın e, bir tepki var. E, güçlü de bir tepki. Bakın dikkat edin. Şöyle açalım S&P'yi. 50'ye kadar gelen bir tepki hareketi var saatliklerde. Güçlü bir tepki. Tabii onların da bakın saatlik bu 4 saatlik grafik. Şurası. E, hedef e, burayı şurada konuşacağımız rakam 4000'in üstüne atamadıkça onlarınki de satış olarak değerlendirilecektir. Ki benim beklentimde bu şekilde bu harekete tepki gözüyle bakıyorum. 4000 e, yüzün üzerine atarsa hatta daha yukarıda işte şurası 4000 yüzün üzerine atarsa ancak e, piyasa e, toparlar. Yoksa şu hareket e, geçici bir iyimser hareket e, olarak değerlendiriyorum. Yani şu bölgede tutunup ondan sonra geri çekilmenin devamını bekliyorum satışların tekrar aşağı bölgelere doğru gelmesini beklerim S&P açısından. Ama kısa vade için bakacak olursanız pozitif seyrin dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Diğer piyasalara da şöyle bir baksak. Özellikle altın bugün duruldu. Yani stres gidince altın bir durgunluk yani hızlı çıkıştan sonra bir durulma gösterdi. Burada altının tekrar yukarı gitmesini beklerim ben. Pozitif seyrin devamını bekliyorum altında. Günlük olarak altını incelesek ne görürüz? İşte normal arkadaşlar. Yani 3 gündür gelen hızlı çıkış var. 1800'lerden 1910'a kadar %8'lik bir aşağı yukarı çıkış var. 1960 seviyesi hedef. Burada bir realizasyon olup tekrar yukarı hareketin, 2000'in üzerine çıkacak olan bir hareketin görülme olasılığını bekliyorum arkadaşlar. Bu arada gümüşte yükseliş devam ediyor. Gümüş zaten geride kalmıştı altına kıyasla. Tepkisi sınırlıydı. Bugün ufak tabi olsa bir eksi yaşadıktan sonra hareket din devamı geldi. Normalde altına bakacak olursak altın şu bölgelerde yani şu anda gümüşün esasında aynı oranda çıkmış olsaydı 23'leri 23'ler civarında olması beklenirdi. Biraz hala geride olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hızlı bir çıkış kaydı. Dün %6 bugün %2'lik bir %1'lik bir tepki hareketi var. O yüzden onun da buralarda durulup hareketin yukarı yönüne devamını beklemek lazım. İleriki aşamalarda 25'te 24'leri geçtikten sonra 28 30'lu seviyeleri konuşuyor olabiliriz. Bitcoin'de 27 28 hedef olarak takip edilecek. Tekrar açalım. Bitcoin'de 24 25'li seviyeyi zorladı. Şurası direnç arkadaşlar. Şu bölge direnç oraya geldi. Orayı geç orada bir bir süre durulması beklenebilir. Çünkü burası direnç arkadaşlar. 26 seviyesi özellikle direnç. Burada bir realizasyon gelme olasılığı var şuraya kadar. Yaklaşık 24'lü seviyelere doğru bir geri çekilme burada da görülebilir. Bu kısım önemli bir destek attı Mavi hattan gelen hareket desteğini yukarıya doğru çekti. Şimdi arkadaşlar bizim piyasalara döneceğim. Bizim piyasalar açısından yatırımcılarımız daha çok bizim piyasalara ilgileniyorlar. Vadeli piyasa %3 eksi var. Vadeli piyasada dün değerlendirmelerimiz şu dikkat hatırlarsanız arkadaşlar siyah çizgiye doğru bir geri çekilmeyi beklediğimiz değerlendirmesi yapılmıştı ve o bölgeye kadar siyah çizgiye kadar da geldik arkadaşlar. En önemli destek burası şu mavi hattın ve şu ara çizginin tutmasının olası olmadığı bu vade içerisinde biz bu vade içerisinde arkadaşlar daha çok beklentimiz işte önce siyah çizgiye kadar gelmesi şeklindeydi. Şu bölge önemli bir destek attı. Burada dikkat edeceğimiz rakam şu çizginin olduğu yer arkadaşlar. Bu kısımda yani 5750 civarı önemli. Biraz altına sarkabilir. Burada tutulması beklenebilir bir süre en azından. Burada bir tutulma gösterip sonra tekrar bir tepki hareketi yapabilir. Belki mavi çizgiye kadar gidebilir. Tabi bu iyimsel bir senaryo olur. o Şu sarı çizgiye kadar da düşünülebilir. Ama ana hedef artık özellikle şu çizginin kırılımı ile beraber mavi çizgi ve şu kırmızı pembe olan şu bölge hedef olarak takip edilebilir. Burada destek hattına bakacak olursak 5700, şu çizgi arkadaşlar siyah çizgi 5700, 5750 aşağıda da 5500 da ortalama çizginin olduğu yer hedef olarak takip edilebilir. Şimdilik negatif tarafta vadeli piyasa devam ediyor. Tabi anlık yorumları gün içi takip etmek gerekir. Onu da biz işte katıl butonundan üye olan arkadaşlarımıza WhatsApp grubundan anlık işte satış yerlerine, realize olunacak yerlere, dikkat edecek tepki yerlerine, gün içerisinde nelerle karşılaşabiliriz onun genel yorumlarını yapmaya çalışıyoruz. Akşam da ayrıca sun derslerinde bunu değerlendirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık aylık 40 saat ders veriyoruz. Bazı akşamlar mesela eski hocalarımızı davet ettiğimiz zamanlar oluyor bazı akşamlar arkadaşlar 3 saat 4 saat piyasaların genel değerlendirmesiyle çalıştığımız, üzerinde durduğumuz farklı görüşleri paylaştığımız, diğer hocalarından da destekten aldığımız çalışmalar, dersler oluyor. Aynı zamanda burada olası riskleri, fırsatları ve önümüzdeki dönem piyasadaki izlenecek stratejilerin neler olması gerektiğini burada YouTube kanalında söyleyemediğimiz açıklıkta çok daha net yorumlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olayım. Yani aranızda gümüş ya da altın yüzü katıl butonundan olan arkadaşlar varsa psikolojizakademet@gmail.com mail atabilirler, telefon numaralarını bırakabilirler. Akşam derslerine katılabilirler arkadaşlar. Burada dediğim gibi dersler ayda yaklaşık 40 saat oluyor hafta içi derslerimizi veriyoruz her akşam. Genel değerlendirme yapıyoruz. Bir ya da iki saatlik bir zoom üzerinden verdiğimiz dersler var. Burada piyasa analizleri ve soru cevap kısmıyla isteyen de katılabiliyor sesli olarak soru cevap kısmında. Biz analizlerimizi yaptıktan sonra, beklentilerimizi sunduktan sonra bu ders kısımlarında tahtaları nasıl analiz ediyoruz, gerçekleştirmelerine bakıyoruz ve bir çeşit tedbir alıp önümüzü görme anlamında derslerin yararlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Piyasanın işte direnç noktaları neresi olabileceği, realizasyon noktası neresi olabildiği e, olacağı ve bundan sonraki süreçte neyle karşılaşabileceğimiz, orta vadede hedefleri neler olacağı, hangi stratejilerin e, oyuncuları ya da yatırımcıları ayakta tutabileceği veya karlı olabileceği ya da en azından kazanmıyorsak bile ki piyasada kazanmak oldukça zor, e, kazanılmıyorsa bile en azından kaybetmemeyi e, öğrenmek, bunun için de yatırım araçlarını çeşitlendirmek, farklı yatırım araçlarına e, yönelmek e, açısından değerlendirmelerin faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, önce bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Piyasanın temel dinamiği nasıl çıkışlar bir e, piyasanın olağan akışı içerisinde gerçekleşiyorsa realizasyon da olağandır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bazen bakın realizasyonların boyutları çok fazla olabiliyor. Çıkışların da tepkileri çok fazla olabiliyor ki şu süreçteki e, günlerce süren çıkışı unutmayın. Bu realizasyonları hızlı sert çıkışı 8 gün, yine 8 günlük düşüşü ve şu anda işte bir sat yapısı şeklindeki çıkışı ve bundan sonra gelebilecek olan hareketleri unutmayın arkadaşlar. Bunlar piyasanın normal hareketleridir. Olağan akışı içerisinde değerlenmesi gereken bir durumdur. Önemli olan sizin aldığınız pozisyonu sizin sağlığınızı olumsuz etkilemeyecek ya da finansal sağlığınızı olumsuz etkilemeyecek durumda olmasıdır. Her halükarda en azından alternatifle yatırım araçlarına yönelmek sizin psikolojideki psikolojinizi daha sağlıklı olarak yönetmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Bunu belirtelim. Esas olan da sağlıktır. Yani onda da fiziksel sağlık, ruhsal sağlık ve akıl sağlığı diye ifade edelim. Esas olan da budur arkadaşlar. Onun dışında para kazanılır da kaybedilir de. Bugün yatırımcıların özellikle malda kalan arkadaşların belki üzüntülü olduğu bir gün ama piyasanın olağan akışı içerisindeki günlerde bir tanesi onu belirtelim. Daha Kötü günleri de gördüğümüz oldu. %5, %8, %10 düşüşleri de geçmişte gördük. Bu dönemde de gördük. E, dönem dönem 2023'te onları da yine göreceğiz. E, dolayısıyla bunlar normal karşılanmalı. E, esas olan tedbirinizi almaktır. Tedbiri almaktır arkadaşlar. söyleklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmış olayım. E, videoların altında de açmış olduğumuz kursları yapsanız modelini kurslarına indirimli olarak ulaşabilirsiniz. Mayıs ayı içerisinde de yüz yüze borsa kampı şeklinde vereceğimiz eğitim var. Buna da kayıt olmak isteyenler psikolojizakademi.com'a mail atarak iki günlük, iki gün ve iki gece borsa kampında eğitim almak üzere kayıtlarını, ön kayıtlarını yaptırabilirler arkadaşlar. isteyen arkadaşlar veya en azından bilgi alabilirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.